ediyoruz değerli izleyenler. Sevgili Salim bizlerle birlikte olacak. Hadi biraz sohbet edelim. Çayımı da aldım. Salim, tünaydın. Tünaydın Deniz. Nasılsın? İyi yayınlar diliyorum. Saçlarında bir Nasılsın? değişikliğe mi gitti? Evet, Aa, saçlarla biraz güzel değişim yaptım. olmuş. Çok özür dilerim. Şey gibi oldu bu. Ürün tanıtımında oluyor böyle ekranı kapatıyorlar. Evet, Bir bakayım bakayım, bir dön bakayım. Nasıl oldu? Oo, güzel. Yani direkt. Aa, iyi. Futbolcular da yapıyor değil mi böyle? Vallahi futbolcuları Bir bilmiyorum şey da söyleyeceğim. Ronaldo'nun sen saçına yapmak biraz istedin. benzemiş ya. Ronaldo da böyle çizik attırmıyor muydu? Ben yanılıyor muyum? Evet. Değil Yok mi? yok doğru. İlk Ronaldo'da onu görmüştük. He, güzel yakışmış. Böyle bir farklılık gelmiş sana bir. Vallahi Hayırdır ya? Senin böyle bir yüzün müzün parlıyor. Sen aşık mı oldun yoksa Salim? yok ya direkt bu şekilde yapmak isterim. Değişim yapmak İyi istedim dedim. yapmışsın. Değişim Ondan dolayı iyidir. teşekkür Değişim ederim. güzeldir. En azından şu hafta Değişim biraz güzeldi. böyle yüzümüz gülmedi. Hiç değilse Evet. yorumcularımızın yüzü gülsün. Evet. Hafta içerisinde dediğin gibi biraz takımlarımız açısından sıkıntılı bir süreçti. Güzel oldu. Bu arada ilk ben de yayını takip ettim bağlanmadan önce. Adana'dan ve Mardin'den bahsettim. Zaten daha önceki yayınlarda da Adana'dan birçok Davet insan etmişsiniz. beni davet etmişti. Bugün de zaten Teknofest Var. var. Yoğun bir ilgi var Adana'da onu söyleyebilirim. Yani Adana bayağı yoğun Deniz. Vallahi güzel şey özeniyorum. Tam da havası galiba değil mi? Çok da Evet. sıcak değil. Ben bir bakayım Adana Demirspor maçlarına. Şöyle bir göz atayım bakayım. Ne var? Yarın var Samsunspor'la saat 16'da. Onun dışında 2 hafta sonra var. Milli arayı da sayarsak 3 hafta sonra. Yani şu an tam zamanı gelebilirsin. Ne çok sıcak ne çok soğuk. Ay Gayet Samsun maçı yerinde. da güzel olur yalnız. Yani Evet. Samsun'un da ya elindeki onca ne derler kısıtlı olanaklarına rağmen onlar da güzel bir yol tutturmaya çalışıyorlar. Güzel maç olurmuş. Evet. Bir Bence planlayacağım. güzel bir maç olacağını Senden düşünüyorum. destek alacağım Salim, bir planlayacağım. Bu hafta Tamam. takım taraftarları çok mutlu değildi Avrupa arenasında. Böyle hızlı hızlı soru Evet. cevap gidelim. Sen ne düşünüyorsun bununla ilgili olarak? Yani şunu düşünüyorum. Bence bu noktada Twente maçının zor olacağını biliyordum. Çünkü Twente Hollanda Ligi'nde iyi işlere imza atıyor. Bence beraberlik iyi bir sonuç. Fenerbahçe ilk maçı da kazanmıştı. Toplamda 4 puan yaptı. Beşiktaş'ın girişi biraz daha zorluydu. İlk maç Ajax'la oynadı ilk maçını. Ajax da her ne kadar eski halinden uzak olsa da Ajax Ajax'tır diyorum. Frankfurt zaten Bundesliga'ya bomba gibi başladı. Şu anda ikinci sıradalar. Hatta bu hafta da Bayern Münih'le oynayacaklar. Onlar için zorlu bir fikstür. Gayet normal buluyorum. Beşiktaş yani Frankfurt maçında pozisyonlar üretti. Özellikle de penaltı atışı gol olsaydı daha farklı olabilirdi. Beşiktaş adına bu noktada üzgünüm. Galatasaray'ın Rigas deplasmanında 2-0 öne geçip 2-2 olması tamamıyla bence konsantrasyon problemi. Zaten sen de bahsettin Deniz. Aynı senaryo Kasımpaşa maçında da yaşanmıştı. Bu noktada Galatasaray 2'de 2 yapabilseydi 6 puan yapacaktı. 3. maçta da avantajı olacaktı. Benim zaten hesabım Galatasaray noktasında ilk 3 maçta 7 ya da 9 puandı. Muhtemelen 7 puan çıkartabilir 3. maçını da sayarsak. Yani kötü bir hafta oldu. Umarım hatalardan ders çıkartır takımlarımız ve Avrupa Ligi'nde yoluna devam eder. Burada Başakşehir'i atlamayalım. Başakşehir'de Konferans Ligi'nde Rapid Viyen'le eşleşti. Rapid Viyen güçlü bir takım. Avusturya Ligi daha önce de konuşmuştuk programımızda hatırlıyorum. Avusturya Ligi, Danimarka Ligi, Hırvatistan'ı da buraya dahil edebilirim. Revaçta olan ligler, yükselen ligler özellikle de futbolcu ihracatı noktasında. Rapid Viyen Trabzon maçında da görmüştük. İyi bir takım. Buradan da 3 puanla döndü. Umarım bundan sonrası için daha güzel, daha mutlu konuşuruz. Kuşkusuz. Bu süreci Fenerbahçe nasıl geçirecek? 20 gün resmi bir maçı yok. Evet. Sanıyoruz ki bir hazırlık karşılaşması yapacak. Mourinho'yu eğer biraz tanıyorsak Muhtemelen. işi sıkı tutacaktır. Rahat Yani bu noktada bırakmayacaktır. Fenerbahçe'nin bay olduğu hafta bilindiği üzere milli arayla birleşti. Bu noktada hem avantaj hem de dezavantaj olabilir. Avantajı şu, hafta içerisinde Avrupa maçı oynadı Perşembe günü. Bu bir avantaj olabilir. Dezavantajı da bay olduğu haftada direkt
milli ara var ve oyuncuların birçoğu milli takıma gidiyor. Yani bu noktada bence de hazırlık maçı düşünülebilir Türkiye Ligi'nden takımlarla ya da Avrupa'dan bazı yakın ülkedeki takımlarla düşünülebilir. Mourinho işini sıkı tutacaktır. Mourinho ile ilgili özellikle de Göztepe maçından sonra hatırlarsın Deniz. Eleştiriler olmuştu ama Mourinho'nun belli bir oyun sistemi var. Çünkü Fenerbahçe, Mourinho ve daha önceki teknik direktör İsmail Hoca'yı düşündüğümüzde bir çehre değişikliği yaşadı. İki birbirine zıt oyun modeli. Ben Mourinho'nun da bu noktada zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bir de Fenerbahçe'deki temel problem şu. Fenerbahçe uzun yıllardır şampiyon olamıyor ve onun direkt refleksiyle her sezon sonunda sık teknik direktör değişikliği yaşıyor. Bence bu noktada da henüz erken ama teknik direktörlerine sabredilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bir anda o ani bir kararla reaksiyon alınmamalı. Bu Mourinho için de geçerli, daha önceki teknik direktörler için de geçerli. Mourinho hiç kuşkusuz önemli bir teknik direktör. Önemli başarılar elde etti ama bizim ülkemizin iklimi farklı. Bizim ülkemizde de futbola biz çok değer veriyoruz. Futbol sever sayısı çok çok fazla. Bundan dolayı Mourinho'da olsanız, Guardiola'da olsanız yeni geldiğiniz futbol ikliminde işler zorlaşabiliyor. Çünkü oranın bir kültürü var. Ben her ne kadar zaman zaman olumsuz anlamda bu yansıza da Türkiye'de bir futbol kültürü oluştuğunu düşünüyorum. Yani bizim mesela ülkemizde düşünelim Deniz. Bilmem katılır mısın? Milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella. İtalyan teknik direktörler, İtalyanlar bize çok çok benziyor davranışsal olarak ve burada iklimin de özelliği var. Bu noktada futbol kültürlerinde teknik direktör tercihi yaparken de yani iklimlerin, insani özelliklerin önemli olduğunu düşünüyorum. Portekizlilerin de bize benzediğini düşünüyorum. Yani Portekizli insanlar da gördüğüm kadarıyla bunu teknik direktörler olarak düşünebiliriz. Bu noktada sıcakkanlı insanlar ve bir anda bizler gibi anlık reaksiyon gösteren insanlar. Bilmem katılır mısın? Doğru, doğru Salim. Evet. Çok teşekkür ediyoruz o güzel yorumların için. Tatlı bir sohbet oldu. Evet, Şimdiden güzel sana sohbet oldu. güzel bir hafta Saçlarım için diliyoruz. ayrıca teşekkür ederim. Çok yakışmış. Teşekkür ederim. Bundan sonra böyle, hatta çevremdeki insanlar da böyle yapmam gerektiğini söylediler. Hatta yayınlarda da bazen şöyle oluyor. Twitter'da yazılan yorumlar oluyor. İronili. Ben direkt kaldırıyordum saçımın üstünü. Birisi şey yazmış. Çok da güldüm. Salim Manav saçına çalı süpürgesi mi koydu yazmış. O eleştiriyi de dikkate aldım. Çok teşekkür ederim Deniz. Gayet Görüşmek güzel. üzere. Güle Hoşça güle kal. kullan Salim. Teşekkür Çok ederim. teşekkürler. Rica ederim.